Rize'de büyük bir heyecan var. 100 yıllık rüya artık gerçek oluyor. Baba Reis Ekrem Orhon'un ve İspirli Lokman Koçan'ın son vasiyetleri gerçekleşiyor. Tünel fikri 1880 yılında ortaya çıktı. Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında zamanın Bayındırlık Bakanı Hasan Fehmi Paşa tarafından ortaya atılan Rize-Erzurum Karayolu ve Tüneli projesi 132 yıl sonra hayat bulacak. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük tüneli olacak olan Ovid Tüneli'nin 13 Mayıs 2012 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak. Ovid Tüneli 1930'lu yıllarda Rize'de çok büyük bir heyecan oluşturmuş, gruplar halinde insanlar toplanarak kazma kürekle bu yolda çalışmışlardı. Rize-İspir yolu üzerinde incelemelerde bulunan mühendis Masar Bey, incelemelerini 30 Mart 1932 tarihli Rize gazetesinde şu şekilde açıklamıştı. Biliyor musunuz, en çok hoşuma giden ne oldu? Teftişe çıkmadan önce Rize-Erzurum yolu üzerinde ilkbahar çalışmasını tanzim etmiş, Rize'nin yüksek düşünceli çalışkan insanlarını 25 kilometre arasında yol vazifesi vererek iş başına sevk etmiştim. Çalışanların sayısı 1500 kişiyi geçti ve işleri bitmeden köylerine, Rize'deki işlerinin başına dönmeyeceklerini söylemeleri beni mutlu kıldı. 1930-35 yılları arasında Rize Valiliği görevinde bulunan Ahmet Ekrem Engür, Rize-İspir yolu konusunda gayretler sarf etmişti. O dönem Rize'nin tek günlük gazetesi olan Rize gazetesinde hemen hemen her gün bu yolla ilgili yazılar yayınlanmış, yola ekonomik katkı sağlayan Rizelilerin isimleri listeler halinde yayımlanmıştı. 5 Haziran 1932 tarihli Rize Vilayet Gazetesi bu yol için düzenlenen yardım kampanyasına katılanların listesini yayınladı. Rize-İspir yolu için maddi yardımda bulunanlar Tüccar Tavilzade Mustafa Bey 500 lira, Belediye Reis Hakkı Bey 300 lira, Tüccardan Kazancızade İbrahim Bey 200 lira gibi yazılarla hayat buldu. Ekrem Orhon'un ömrünün son günlerinde hasta yatağındaki son arzusu ise Rize-İspir-Erzurum yolunun bir an önce tamamlanması ve bu dileğinin Sayın Genel Müdür'e iletilmesi oldu. Ağustos 1983 tarihinde Karayolları Genel Müdürü Turan Eren'le inceleme gezisine çıkan Rize'nin unutulmaz Belediye Başkanı Ekrem Orhon, gezi sırasında Kars'ın Göle ilçesinde ani bir rahatsızlık geçirmişti. Erzurum Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmadan önce Kars'ta hasta olarak bulunduğu sırada Erzurum'a geçmiş olan Karayolları Genel Müdürü'nün telefonla durumunu sorması üzerine hafif bir sesle yine de Rize-İspir-Erzurum yolunun bir an önce yapılmasını istemiş ve son sözüm olarak bu dileğimi Sayın Genel Müdür'e iletin demişti. Ağustos 1983 tarihinde sabah saat 5.30'da 74 yaşında hayata gözlerini yuman Ekrem Orhon'un son nefesinde bile aklından bir an olsun çıkarmadığı Rize-İspir yolu her dönem Rize'linin gündeminde ön sıralarda yer almıştı. Rize sınırlarında kalan Ovid geçidi, kar yağışının durumuna göre genellikle Kasım ve Nisan ayları arasında ulaşıma kapalı kalıyor. Yolun 12 ay boyunca ulaşıma açık tutulabilmesi için mevcut 260 kilometrelik Rize-Erzurum Karayolu'nun İkizdere ile İspir arasındaki Ovid Dağı'nın tüneline geçilmesi uzun yıllardır planlanıyordu.